Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır. Mistikom'un sunduğu Ali Erim ve Mert Elam'la Hat-Trick başlıyor. Mistikom'dasın, misliyle kralsın. Radyo Spor'a Hat-Trick programına hoş geldiniz. Saatlerimiz 14.02'yi gösteriyor. Bugün tahminen yaklaşık yarım saat boyunca sizlerle birlikte olacağız ve gündemdeki konuları Ali abiyle birlikte değerlendireceğiz. Neden tahminen yarım saat diyoruz? Zaten program başlamadan yazanlar bile olmuş. Bugün saat 14.30'da milli takımın teknik direktörü Stefan Kuntz'un basın toplantısı var. Eğer bir gecikme olmazsa 14.30'da başlar. En az bir 20 dakika, yarım saat sürecektir bu basın toplantısı. Sonuçta uzun bir zamandır Kuntz'u da dinleyemiyoruz Mart ayından bu yana. Bakalım o da, tabii geçenlerde konuştu ama burada da maç öncesi soru cevap kısmında hani sorular, cevaplar biraz süreçte uzayabilir ve ona da kulak vereceğiz. Saat 15'te de yine bu toplantıdan sonra Jorge Jesus'un imza töreni olacak. Yani 14.30'dan belki 16'ya kadar süren canlı yayınlar Radyo Spor'da olacak. Çünkü imza töreni tabii Kuntz'un açıklamalarından daha uzun sürecektir. Orada hem Ali Koç'un konuşması bekleniyor, hem Jesus'un açıklamaları, soru cevap kısmı 6 aydır devam eden bir süreç. Neler yaşandı, hangi pürüzler vardı, neler konuşuldu, bunlara dair yine birçok şey bugün öğrenebiliriz o basın toplantısından. Evet Ali abi, hoş geldin. Hoş bulduk, sen de hoş geldin. Nasıl gidiyor? Hafta bitiyor artık. Ben sorayım senin gibi. Sen hep bana soruyorsun. Vallahi işte enteresan gün. Bir de 19.30'da Dursun Özbey'i dinleyeceğiz. Evet öyle. Biliyorsun o da projelerini anlatacak ki işte çok ciddi bir rakam söylendi. Galatasaray'ın kurtuluşunu direkt olarak ilgilendirecek büyüklükte bir rakam. Tabii seçim öncesinde o projelerin ne kadar yapılabilir olduğu, Galatasaray Kongresi'ni ne kadar ikna ettiği, onlar da bugün 3 aşağı 5 yukarı belli olacak. O bakımdan da ilginç. Jesus, işte az önce sen söyledin, uzun bir süreç. Merak ediyorum, iyi sorular gelecek mi? Jesus da ilk kez Türk medyasıyla tanışacak. Evet. Biraz ters bir adam olduğu söyleniyor. Bakalım orada Jesus'a gelen sorular kaliteli olacak mı? Hazırlandılar mı? Hazırlanmadılar mı? Ezber sorular mı sorulacak? Onu da merak etmiyor değilim. İlk başta da bir güllük gülistanlık olur Jesus'la basın mensuplarının arası. Çünkü sıfırdan başlarken iyi başlıyoruz biz ama işler kötüye gittikten sonra soruların dozajı biraz artıyor, evet, sertlik olarak. Bunun yanında Ali Koç büyük ihtimalle rahat, artık teknik direktörünü buldu. Bundan sonra transfere bakılacak. Transfer mutlaka sorulacaktır. Diğer yanda Kuntz. Kuntz'un tabii söyledikleri artık belli bir kalıba sıkışmış durumda. Çünkü çok fazla seçilen ve seçilmeyen oyuncular üzerinden bir tartışma gidiyor milli takımda. Bunu pek fazla kıramadık. Kuntz'a medyada İşte bazı yazarların sıcak bakmadığını biliyoruz. Sen geçen gün Uğur Meleke'den bahsettin. Ondan sonra ben de döndüm, okudum. Evet. Dolayısıyla böyle bir durum var. Kuntz'un baş etmesi gereken. 4 tane Uluslar Ligi maçı oynayacağız. O 4 tane Uluslar Ligi maçı kağıt üzerinde kolay maçlar ama istenilen sonuçlar gelmezse Kuntz işi oldukça zorlaşır. Takımları hatırlıyor musun Ali abi? Hangi takım oynayacağımızı? Ben hatırlamıyordum. Sabah valla sabah sorsam. Arada Litvanya, Lüksemburg. Evet. Şu an benim de ezberimde ama sabah sorsam büyük ihtimal. Yok, bir de ben Uluslar Ligi fikstürünü yaptım ya. He, sen oradan biliyorum. Doğru, grubu, zaten spiker atadım diğer karşılaşmada. Grubu doğru biliyorum oradan. İşte ne oldu? Milli takımla ilgili hangi haberler çıktı? Milli takıma yoga getirilecek dendi. Çünkü genç oyuncuların kasları farklı işte. Aslında yogada kasları tabii çok faydalı bir spor mu demek lazım? Spor demek yani lazım. Spor. Dolayısıyla o bir yenilik olarak konuşuldu. Bir de Riva'daki sahildeki çöpler toplandı. Evet, o da güzeldi. Milli takımla ilgili okuduğumuz haberler bunlardı ama onun dışında ne tartışıldı? O niye var, bu niye yok? Hani Kuntz'un bugün mesela söyledikleri ya da söyleyecekleri biraz o çerçevenin dışına çıkmalı. Sorular da onun dışına çıkmalı. Eğer Kuntz'u tercih ettiysek, milli takımı Kuntz'a emanet ettiysek artık seçimlerine saygı göstermeyi ve asıl olarak oyuna odaklanmayı öğrenmeliyiz. Yani Mert niye yok, Ali niye var? Bu çok artık basite indirgenmiş bir analiz oluyor. Çünkü Mert'i çıkartıp Ali'yi koyduğunuz zaman işlerin tamamen düzeleceğini bilmek mümkün değil. Yani Allah dışında onu kimse bilemez. Böyle
böyle bir matematikte artık Kuntz'un takımının neler yapıp neler yapamadığı, aynı üçlü savunma düzeniyle devam edip etmeyeceği, yeni bir şeyler deneyip denemeyeceği, işte ilk kez çağrılan oyuncuların ne kadar performans göstereceği. Ben mesela şimdi Ferdi'yi merak ediyorum. Yani orada Rıdvan'dan önde gözüküyor. Rıdvan evet. Çok güven vermiyor sol tarafta fizik olarak. Çünkü Ferdi bayağı konuşuldu. Bir de hani değişen oyun sistemiyle beraber Ferdi'nin gayet iyi olduğu bir bölüm. Çok konuşuldu, yetenekli. Hani o da milli takımı seçti. Milli takımda düzenli oynamak için seçti. Onu da unutmayalım. Ferdi'yi merak ediyorum. Onun dışında mesela Umut Bozok. Geçen sefer forma şansı bulamamıştı ama şimdi arada gollerini gösteriyorlar. Yani milli takımda çok umutluyum ben. Ama ona da direkt olarak değil de sanki Enes Ünal'dan sonra Sekenler gelir evet. Forma şansı olarak. Ama işte hani yorucu bir sezonun ardından mesela Enes de biraz artık Enes hani artık ispat etti kendini İspanya'da. Hani milli takımda evet zaman zaman tartışıldı ama bilmiyorum. Milli hani... takım için yeterli değil Ali abi İspanya'daki performansı. Bunu hani Hakan Çağanoğlu'ndan, Nuri Şahin'den çok gördük. Enes'te şey de yoktu. Hani kulüp takımı performansı da yoktu, milli takım da yoktu. Şimdi birini başardı La Liga'da istikrarlı bir sezonla takımı çok iyi olması. Sen full oynar mı diyorsun? Enes'le başlar herhalde. Enes'le başlar. Enes'le başlar da hani... Alınan süreler olarak ben Umut'un da devreye girmesi gerektiğini kendi adıma düşünmekteyim. Bakalım değil. Oradaki planlaması nasıl olacak? Tabii 4 maç var değil mi bizim evet, oynayacağımız? Doğru. Şimdi 4 maçın 4'ünde de 90 dakika ya da 70 dakika değil. Belki maç işte bu maç Enes, sonraki maç Enes, sonra Umut ya da Serdar. Gerçi çok oyuncu var Ali abi de. Yani hem birilerini deneyecek hem de maçları kazanmaya çalışacak. Bu önemli Kuntz için. Tekrar söylüyorum, bu 4 maçta olası bir mağlubiyet. Ondan sonra böyle 2 maçta puan kaybı, 4 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet, Kuntz çıkamaz oralardan. Bir sürpriz yaşandı mı bu Uluslar Ligi maçlarında? Hani dünkü fikstüre de bakarsak değil mi? Dün adam akıllı dün başladı Uluslar Ligi. Evet. Ondan önce bir maç vardı sadece, Polonya-Galler. Orada Polonya'nın kazanması bekleniyordu. Kazandı. Hı hı. Dün Çekya-İsviçre'de belki sürpriz diyebilir miyiz acaba, Çekya'nın kazanması? Ki Çekya da aslında A Ligi'ne çıkan takımlardan evet. biri. İspanya Portekiz berabere bitti. Yani İsrail İzlanda, Sırbistan Norveç hep yakın maçlar. Tabii tabii. 2-2, 1-1, yani, 0-1. Takımların güç dengesi yakın olduğu için maçlar da birbirinden kopan maçlar olmuyor. Aslında o tarz mücadelelerde hani deplasman takımları kazansa da sürpriz diyemezsin. Hı hı. Çünkü güç dengesi yakın. Yalnız bizim kendimizi gördüğümüz, kendimizi konumladığımız noktayla Faroe Adaları, Lüksemburg ve Litvanya arasında çok büyük fark var. Ve öyle de olması gerekir. Yani bizim tamam çok eleştiriyoruz her anlamıyla Türk futbolunu ama yerimiz burası da değil. Değil. Tabii, bir üst kademe. bir üst. Biz C'deyiz değil mi şu anda? Evet. Lig olarak, uluslar ligi olarak bakarsak evet. sadece C'deyiz. Yani, biz B'de B. olmamız lazım. A da biraz üst oluyor. Evet. Hani, A bize da... göre değil. Bu seviyede hani daha önceden de söyledim. 4 maçta 4 galibiyet ya da mağlubiyetsiz 3 galibiyet bir beraberlikle bu seri bitmeli diye düşünmekteyim. Faroe Adaları'yla başlayıp Faroe Adaları'yla bitireceğiz. 4 maç olduğu için. 2 maç da Eylül sonunda evet. yapılacak ve Ulusal Ligi'ne de artık veda edeceğiz. Tiago Çukur'u merak ediyorum. İşte Tiago var. Acaba forma şansı bulacak Halil mı? Halil var. 5 tane golcü var. Ali abi o yüzden zor orada hani kime forma şansı gelecek ya da çift forvetli bir düzen. Bir 3-5-2. Ama o zaman da Cengiz Kerem var. Şimdi onlar taca çıkıyor. Çok zor bir denklem. Yani ben de merak ediyorum Kuntz'un tercihlerini. Bize 3-4-3 gibi göstermişti. Hı hı. Çift forvetten ziyade belki işte skora göre çift forvete geçebilir ama Cengiz Kerem'in herhalde yeri garanti diyebiliriz. Yorgunlukla ilgili, sakatlıkla ilgili bir problem olmazsa ideal oyuncular onlar olacak. Önde de Enes olur. Orta sahada da Hakan ve Orkun'u tercih etmişti ilk o karşılaşmada. Portekiz mücadelesinde. O da bence aşağı yukarı belli. Savunma hattı orası belki tartışılır ama hani Çağlar, Merih, Ozan ya da Ozan veya Kaan desek yeridir. Ya Ozan hani sakatlıktan çıktı. Gelişi evet. bile şüpheliydi. Ama çıkarılmadı da kadrodan değil Yok, mi? Yok çıkarılmadı. Ama Ozan istiyordu zaten kadroda kalsın. Onun için iyi. Biraz kendini bulması lazım hani. Şimdi sezon sonu olsa da o daha yeni antrenman yapmaya başladı. Onda öyle bir hani fiziksel bir yorgunluk, mental bir yorgunluk olamaz. Çünkü hani sezonun bitmesine herhalde 6-7 hafta vardı. Ozan Norwich'ten ayrıldı, Schalke'ye döndü. O yüzden onun büyük bir mental yorgunluğu yoktur. Yalnız orada
aklıma şu geliyor. Mesela sen Kerem yeri garanti dedin. Tabii ki normal şartlarda garanti. İşte ama yorgunluk evet, şeyini yani Kerem, de... Kerem sezonu bitirirken çok yorgun olduğunu net bir şekilde ifade etmişti. Şimdi oyunculardan açıklamalar da geliyor. Yabancı oyunculardan. Ya Uluslar Ligi ne alaka? Van Dijk de bugün söylemiş. Bu kadar uzun bir sezonun ardından Uluslar Ligi 4 maç anlamıyorum demiş. Biz de anlamıyoruz sevgili Van Dijk. Yani seninle aynı noktadayız. İşte böyle bir denklemle hem maçlarınızı kazanmak zorundasınız hem yorgun oyuncuların üzerine gitmeyeceksiniz. Ama bir taraftan da sonuç beklentisi var. Bazı ülkelerde bizim gibi. Kolay bir denklem değil. Yalnız mesela Kerem'i zorlamazdım. Onun yerine daha diri. Evet yani şimdi fiziksel değil sadece bu olay. Mental. Yani adam belli yorgun. Kerem'i şimdi Lüksemburg maçında, Faroe Adaları maçında öyle sahaya sürüp iyice hırpalamak istemezdim ben teknik adam olsam. Normalde evet. Çağırmazdım bile. Belki bugün soru bile gelir Kerem'le ilgili. Bilmiyorum bir önceki basın toplantısında geldi mi Kuntz'un. O da hafta sonuna mı denk gelmişti? Cuma'ya mı denk gelmişti? Galiba. Kuntz'un saat 15'teydi. Cuma olması lazım. Bizim programda verememiştik. O yüzden üzerine de çok fazla konuşamadık. Aslında arada kaynadı. Hı-hı. Hatta giriş yaparken ben de unuttum Kuntz'un bir önceki basın toplantısını ama şimdi bakalım yansımalarını daha dikkatli takip edeceğiz. Çünkü pazartesi mecburen milli takımı da konuşarak belki tabii. Büyük ihtimal diyelim. Programa öyle başlarız. 14-13 saatlerimiz birkaç mesajla reklama gidelim. Yaşar Özdemir, Ali Erim bu sabah Fenerbahçe kulübüne siyah çelenk bırakmış dedi. Vallahi yayın bitti sabah çıktı. Şirketten Ali abi. Evet. Ben Fenerbahçe kulübüne gideceğini tahmin etmemiştim. Herhalde Yaşar Bey görmüş ki siyah çelenk bırakmayı bir protesto olarak. Ama ne kadar etki eder? Tabii bu tarz eylemler işe yarar mı? Şimdi mesajlar gelmiş. Umut Bozok. Biz kaçırdık onu, atladık. Sakatlığı nedeniyle çıkarıldı değil mi? Bir daha kontrol edelim mi onu? Doğru ben geçenlerde. Ben okudum o haberi ya. Doğru söylüyorlar. Doğru çıktı Umut Bozok. 5 dakikadır konuşuyorum, uyarmadın. İşte bilsem zaten ben de uyarırım biliyorsun. Şey, yok ben okumuştum konusunda... işin kötüsü ben okumuştum. Yok, ben de okudum da milli takımı çok fazla konuşamadık bu hafta hiç. Yani haberleri gördük hep ama üzerine evet, yorum yapmadık sıfır. Uyarı için teşekkürler. Şimdi tekrar bir kontrol ediyorum. Evet ben mesajlarınızla devam edeyim. Ümit Koşar. Evet bir hafta olmuş çünkü. O yüzden unuttuk. Ümit Koşar bugün hat-trick 3 ders demiş. Ortaokulda cuma günü son 2 dersin beden eğitimi olması gibi bir his veriyor mu demiş. Bana veriyor açıkçası. Bugün yani 14.30'dan sonra program yapacakmışım gibi gelmiyor. Yani Kuntz eğer zamanda gelmezse çok konsantre bir mertelam göremeyebilirsiniz. Hatta daha önce gelmesi lazım çünkü Jorge Jesus var. Yani milli takım yetkilileri bunu bilerek o yarım saatte Kuntz'u deyim yerindeyse paketlemeleri lazım. Evet. Yani Kuntz'un eğer geç kalırsa kimse Kuntz'un basın toplantısını dinlemez. Aynen. Bunun da farkındadır zaten milli yani. Takımın iletişimcileri tahminen. Hani Jesus'un 15'te olacağı belli zaten. O yüzden 14.30'da Kuntz'un olduğu bilindiği için 15'e alındı. Yoksa Fenerbahçe'ye de sormak lazım aslında. Kuntz olmasa 14'te mi yapacaktınız? Çünkü Jesus'u yaptığınız anda yarım saat sürmeyeceği kesin. Orada çok daha fazla yani bir saati yakın belki geçecek bir imza töreni görebiliriz. Mesut Özil'de de çok yoğun ilgi vardı hatırlayacaksınız. Onun da gelişi çok şaşalı, çok olaylıydı. Ali Koç konuşmuştu uzun uzun. İşte Mesut Özil konuşmuş, soru cevap yapmıştı. Bugün de ilgi bayağı yüksek olacaktır orada. 14-15 çok fazla uzatmadan aramıza gidelim. Aradan sonra yine devam edeceğiz. Mislikom'un sunduğu Ali Erim ve Mert Elam'la Hat-Trick devam ediyor. Mislikom'dasın, misliyle kralsın. ...14.20 saatlerimiz devam ediyoruz Hat-Trick programına. Az önce Umut Bozok'la ilgili bilgiyi verdi dinleyicilerimiz sağ olsunlar. Biz es geçmiştik hani ben de... Üzüldüm şimdi ya. Ali abi es geçse ben genelde düzeltirdim. İşte ben es geçsem Ali abi düzeltirdi. İkimizin de atladığı bir durum oldu. Onunla ilgili kafalardan seken top Umut'un yerine güven alınmalı demiş. Beni biliyor tabii moderatör de olunca hemen yapıştırmış güven. Törlemiş seni. Güvenle de ilgili şimdi bir haber önüme düştü. Soruyorduk ya birkaç gündür güvenle ilgili haber yok. Ne oluyor bu çocuğa? Hani Beşiktaş kalmasını istiyor mu? Pazarlıklar ne durumda? Başka bir yere mi gidecek? Süper Lig'de diğer büyüklere mi gidecek diye. Milliyet'te ben bugün kaçırmışım ama menajeri aracılığıyla kendisine gelen teklifleri değerlendirmeye aldı denmiş güven için. Yani Beşiktaş'tan artık ayrılacak gözüyle bakılıyor. Kariyerine de Almanya'da devam etmek
istediği yazılmış. Aslında Almanya kökenli bir oyuncu zaten. Güven Yalçın orada doğup büyümüş, yetişmiş bir isimdi. Genç yaşında geldi Türkiye'ye, Beşiktaş'ta. Beklentiler bilmiyorum neydi ilk geldiğinde ama onları bir dönem aştı. Sonrasında hayal kırıklığı oldu. Bu sezon tekrar kıpırdanır gibi olurken çok da uzun soluklu kalamadan Beşiktaş'tan da ayrılacak gibi gözüküyor. Yani Vidalarin, Güven Yalçın, Beşiktaş'ın sözleşmesi biten önemli oyuncuları, yani takımda tutabileceği önemli oyuncuları tutamadığını ya da tercihende belki tutmadığını görüyoruz. Bu anlamda değil mi? Devam eden bir oyuncu olmadı sözleşme konusunda. Şimdi bu üç oyuncuyu konuştuk çünkü. Evet, Vidalarin 3 milyon euronun üzerinde bir maaş alıyordu, bir kontratı vardı. İşte 3.3 milyon euro deniyordu, 3.2 milyon euro deniyordu. 2 milyon euroya kadar düştüm. Beşiktaş bana 1.2 milyon euro teklif etti dedi. Dün bizim Ajans Spor'daki evet. haber okudun değil mi? Aynen. Bu gitmemi istiyorlar anlamına gelir dedi Vida. Aslında gitmeni istemiyorlar. Sözleşmeni normal bir rakama çekmek istiyorlar. Çünkü o sözleşmelerin devam etmesi mümkün değil. Şimdi Beşiktaş diyor ki benim sana verdiğim rakamla, geçen sezon sana verdiğim rakamla 3 tane oyuncu alırım diyor Beşiktaş. Ve haklı da, parası yok. Borç dağları aşmış durumda. Ödeyebileceği, idare edebileceği bir kontrat vermek durumunda artık kulüpler. Bunu da seninle zaman zaman konuşuyoruz. Hani iş bol keseden 2-3 vermek değil, verdiğini de ödeyebilmek. Aynen. Oyuncuya aynı zamanda. Beşiktaş biraz onun derdinde. Ahmet Nur Çebi'nin belki de kendi adına yöneticilik kariyerinde en çok dikkat ettiği ve başarılı olduğu noktalardan biri bu. O konuda hakkını vermek gerekiyor. Bunların dışında Beşiktaş'ın işte Sais'le anlaştığı söyleniyor. Hani onun da sözleşmesi bitti. Ona da ama 1,5 milyon euro da veriyor mesela. 1,5 yani artı 2 veriyor hatta. 500 bin euro imza parası. Euro da, evet, prim işte imza parası, bonus ne dersen de. Böyle bir şey de var onun. Ama Vida'nın da mesela hani kalmaya yönelik bir performansı da olmadı. Sıkıntılardan biri bence oydu. Çelemedi çok yani fazla. Beşiktaş'ın yani. Bu verdiği sözleşme teklifini arttıracak ya da işte dediğin gibi kafaları karıştıracak bir performansı olsa Vida ile zaten başka bir şey aramaz. Zaten ligi biliyor, takımı biliyor, seviliyor da. İyi de bir karakter. Aramazsın ama öyle bir performansı olmadı. İşte o yüzden zaten gidiyor, bakalım yerine de biraz daha hani o bütçe eğer doğruysa 1.2 onu da aşıp Beşiktaş evet. yaş olarak benzer 32 evet, yaşında yine evet. deneyimli bir oyuncu getirecek. Böyle çok size'lı bir oyuncu mu, size isim de benzedi size deyince yani çağrışım yaptı ama bakayım onda mesela boyu ne kadar, 1.88. Vida'dan daha size'lı gibi. Daha size. Çünkü Vida'nın en sıkıntı yaşadığı noktalardan biri oydu. O pivot oyunculara karşı çok zorlanıyordu. Vücudunu koymakta, kafa topu almakta o açıdan sıkıntı yaşıyordu. Şimdi Sais'le belki biraz daha sert bir Beşiktaş savunması görebiliriz. Bu arada az önce Umut Bozok dedik. Aklıma da şey geldi. Geçenlerde Umut Nayır, benim yine Güven Yalçın gibi şey tanıtıcı reklam bölümüne girdik yine. Umut Nayır benim olsun normalde sevdiğim futbolculardan biri. Giresun Spor'daydı. O bir podcast serisine başlamış. Gördün mü? Gördüm. Futbol dışında bir şeyler konuşmak istiyorum. Yani niye? Hem futbol da yapacak. Mesela ilk podcast'inde şey Altay Bayındır'la birlikteydi. Konuşamıyorum bugün ya. Altay'la yaptı. Onu da dinledim yani. Neredeyse yarım saat süren bir podcast. Benim hoşuma gidiyor bu tarz şeyler biliyorsun. Yani futbolun içinden gelen isimlerin böyle sohbetleri, kamera arkası görüntüler, işte YouTube programları. Geçenlerde Altay'da mesela bir YouTube'da bir şey yapmıştı. Video paylaşmıştı. Umut'un da bu içeriği benim hoşuma gitti. Ben dinledim hepsini. Güzel şeyler var. Mesela ne diyorlar? Aklımda kalan notlardan biri işte şeyi sordu Umut Nayır Altay'a. Yani santrforlarla ilgili nefret ettiğin bir şey var mı diye sordu. Ya da onlarda hiç hoşuna gitmeyen şeyler. Hani futbol dışı konuşuyorduk. Hayır işte ikisi de birlikte, öyle bir şey yok. Futbolda konuşacak. Futbol dışı konukları da olacak. Öyle bir sınırı yok. Bu seferlik futbol konuştu. Bir sonraki program belki bir beslenme uzmanı olabilir. Hayır, ben şey zannettim. Altay'la futbol dışı konuşacak sanki. Yok yok, futbol içi konuştular ağırlıklı olarak. Futbol dışı olmadı. Ama önümüzdeki dönemde dediğim gibi farklı branşlardan isimlerle de podcast yapacak. Altay şeyi söyledi. Yan toplarda, bu kornerlerde
forvetlerin dibime kadar gelip orada pozisyon alması dedi. Bunu hiç sevmiyorum dedi. En sevmediği şey oymuş santrforlarla alakalı olarak. Umut Nayır da dedi ki artık çözdük seni dedi. Bütün santrforlar bunu dinleyen önünde durup seni sinir edebilirler dedi. Ama tabii buna çalışması lazım Altay'ın. Yan topları büyük sıkıntı. Bunu geliştirmesi lazım. Bir de şeyi söyledi. Penaltılarla ilgili çok çalıştığını söyledi. Ama geçenlerde isim vermedi. Ama çalıştığım bir oyuncu bütün penaltılarını kendi sahana doğru atarken o gün kendi soluna attı dedi. Maçtan sonra da gittim. Sordum. Neden sen hep sahana atıyordun. Neden bu sefer soluna attın? Ben senin çalıştığını bildiğim için yok abi, böyle yaptım dedi. Bu isim vermedi ama Gezal. Ben baktım. Gezal son Beşiktaş karşılaşmasında Batshuayi'den sonra atmıştı ya. Penaltıyı gole çevirmişti. Evet. Ters köşeye yatırmıştı. Ben Gezal olduğunu anladım. Tahmin ediyorum ki Gezal'dir. Gezal de onun çalıştığını bilip ona göre terse penaltı atmış. Bu penaltı işi, çalışma işi de yani iyi mi kötü mü onu çözemiyorum. Ya çalışsan bir dert. Çalıştığını bilen, nereden biliyor? İşte Altay'ı biliyor demek ki. Mi var? Altay'ı biliyordur demek ki. Yani kulağına gelmiştir bir şekilde. Futbolcular hani sonuçta İstanbul'da işi. Bilmiyorum Altay'ın çalıştı demek ki. Bilmiyorum artık Köstebek. İlginç ama. Yani Altay'ın çalıştı. Şimdi aynı takımda olur. Bilirsin, ne bileyim Ersin'den bilirsin. Belki tahmin ediyordur. Yani Ersin milli takımda söylemiştir. Olabilir. Ersin'in çalıştığını düşünüp Altay'da çalışıyordur demiştir. Ben çalışmak her zaman iyi bence. Ama Karim Benzema da geçen gün bunlarla ilgili bir şey söyledi. O da Şampiyonlar Ligi hangi maçta yaptı Panenka'yı? İşte o ligde iki maç, iki penaltı kaçırdıktan sonraki Şampiyonlar Ligi maçı. Evet. Yarı final maçı mı oluyor? Şampiyonlar Ligi'nde zaten bütün maçları kritikti Chelsea'nin. Evet. Şey maçında yaptı ya. Son penaltıyı kendi aldı ya. City maçında mı? Hayır. City maçı değil. İstemedi Chelsea. Chelsea'de yaptı. Chelsea'de mi yaptı? Paris Saint-Germain'de mi yaptı? Neyse ikisinden biri ya Chelsea ya Paris Saint-Germain. O da dedi ki hani kaleciler artık benim nasıl atacağımı ezberledi. Farklı bir şey yapmam gerekiyordu. Bir süredir çalışıyordum. Burada denemek istedim dedi. Panenka için. Evet. İşte çalışmak da bazı, yani her zaman olmuyor işte, çalışınca da işte biraz doğaçlama da işin içine girmek zorunda kalıyor. Hem futbolcu kullanan için hem kaleci için de. Yani çalışmak güzel ama çalıştığını bilince bu sefer ne oluyor? Çalıştığı zaman her zaman boşa bir şansın artırırsın. Hani o şansın var. Şimdi dediği gibi mesela Harry Kane de penaltıyı normalde attığı bir nokta var. Çok sert vuruyor. İşte kalecinin sağına vuruyor, dibe vuruyor. Yerden vuruyor genelde. Şimdi Harry Kane bana penaltı atsa ben de kafadan oraya doğru atlamak isterim. Başka bir şey yaparsa da yapacak bir şey yok artık. Peki penaltıda yani insanlar ya da kaleciler sadece attığı köşeye mi çalışıyor? Mesela tamamen bilmeden konuşuyorum ama ben geliş açısıyla birlikte nereye vuracağının ben onun üzerine çalışırım mesela. Nasıl geliyor topa? Dik açıyla mı geliyor? İşte dik açıyla gelince sağa vuruyor. Biraz işte dar açıyla gelince sola vuruyor gibi. Yani bence gelişinden, ayağını koyduğu yerden, hareketlenmesinden. Ama mesela şimdi oraya da o kadar fazla fokuslanırsan hani dur ayağını nereye koyacak dediğin noktada kurtarış yapman bence zorlaşır. Ama bu daha mantıklı değil mi yani? Sağa mı atacak, sola mı atacaktan ziyade gelişinden yani algılayıp belki, tamam seçim. Gelişinden okey. Gelişi için zaman var senin bir karar vermen için de ayağını koyduğu noktada da karar, çok geç artık senin için. Tabii o biraz zor. Ayağını belki koyduğu noktada senin kaleci olarak onu kurtarman. Ama işte kafasında bir plan olabilir. Der ki bu genelde sağına vuruyor. Bir bak topa geliş açısına bakar. Eğer hep sağa vurduğu gibi geliyorsa o zaman kafada hesabı yapıp ona göre bir hareketlenme yapabilir. Ama bunlar hep bir yere kadar. Bir yere kadar. Senin işini bir yere kadar kolaylaştırıyor. İşin gerisi zaten vuruş tekniği. Çünkü bazen oyuncu da hani sonuçta bazı penaltılar görüyoruz. Diyoruz ki mesela çok kötü atmış. Adam öyle mi vurmak istiyor o penaltıya? Evet. Mesela sağ köşeye vurmak istiyor. Sağ köşeye vuramıyor topu. Gitmiyor sağ köşeye. Yani sağ köşeye bir metre uzaktan kaleyi buluyor top. Şimdi o da var işin içinde. Dolayısıyla bu penaltı işi tabii ki çalışmak önemli ama daha çok o andaki performans. Evet, araya gidelim. Aradan sonra bakalım Kuntz başlayacak mı, ona göre artık devam edeceğiz. Mistikom'un sunduğu Ali Erim ve Mert Elam'la Hattrick devam ediyor. Mistikom'dasın, mis ile kralsın.
Stefan Kuntz geldi ve yanında da Cengiz Ünder var. Şimdi onların açıklamalarına dönüyoruz. Yılmaz'ın bırakması ve milli takıma veda etti biliyorsun. Burak'ın ayrıldığından sonra üzerinizdeki sorumluluk arttı mı? Artık rolleriniz biraz daha öne çıkıyor mu? Teşekkür ederim sorun için abi. Şu kampa iyi hazırlandığımızı düşünüyorum. Sezon sonları her zaman zor geçiyor. Özellikle takım maçlarımızdan sonra sezon sonu her zaman zordur. Bizim tek hedefimiz var. 4 maçı da kazanmak. Herkesin de hedefinin bu olduğunu düşünüyorum. İyi hazırlanıyoruz. Kazanmak için iç sahadaki maçları özellikle deplasmanlarda hepsini kazanmak istiyoruz. Tek hedefimiz o dediğim gibi bu olduğunu düşünüyorum. Burak abi konusuna gelirsek, Burak abi uzun yıllar milli takıma hizmet etmiş kişi. Bizim için çok önemli bir oyuncuydu. Bizim kaptanımızdı. Onun gidişine hepimiz çok üzülmüştük. Ama artık yeni bir dönem başlıyor. Genç bir takımız. Herkesin farklı bir sorumlulukları var. Bu sorumlulukları hep beraber üstlenerek en iyi şekilde tekrardan en iyi yerlere hep birlikte gelmek istiyoruz tabii ki de. Emre Bey. Emre Kaptan Aspor. Cengiz, öncelikle başarılar dileyelim. Yeni bir macera senin de söylediğin gibi, ama tabii sezon sonu olması itibariyle biraz zorlayıcı olabilir motivasyon anlamında. Oradan şuna geçmek isterim. Senin adına da iyi bir sezon oldu aslında. Marsilya'da iyi bir sezonu geride bıraktın. Hem oradaki performansın hem bundan sonraki hedeflerine dair de bir yorum rica edelim milli takımla birlikte tabii. Milli takımla ilgili mi yoksa? İkisi birlikte diyebiliriz aslında tabii. Ya benim açımdan her şey bu sene çok güzel geçti. Çok iyi futbol oynadım ve kendimi şu an çok iyi durumda görüyorum. Ve sahaya çıktığım zaman her zaman elimden gelen en iyisini yapmaya çalışıyorum. Her zaman iyi oynadığımı düşünüyorum. Milli takımlarda da özellikle. Ve asla bu bana yetiyor mu? Yetmiyor. Her zaman kendimi daha üst hedefler koyuyorum ve bunları başarmak için elimden geleni yapıyorum. Şu anda tek önceliğim milli takımda bu 4 maçımızı iyi geçirmek ve çok çok başarılı bir takım haline gelmek uzun vadeli dönemde. Ve buna yapacağımıza yürekten inanıyorum. Genç bir takımız. Buna şu an için hazır olmasak da ilerleyen dönemlerde bence çok iyi işler yapacağımızı düşünüyorum. Buyurun Berk Bey'e verelim. Ege Berk Kiraz, Bein Sports. Cengiz, nereden baksan 5 yıldır Avrupa'da oynuyorsun. Bu uzun bir süre. Ne kattı Avrupa tecrübesi sana? Bugün milli takımda da 38. maçını tamamladın. Artık daha fazlası da eklenecek. Tecrübeli sayılan oyunculardan birisin. Hem Avrupa tecrübesi hem milli takım tecrübesi sana bu süreç içerisinde neler kattı? Teşekkürler. Evet, genç yaşımda Avrupa'ya çıktım ve hayatımın en doğru kararlarından bir tanesiydi. İlk Başakşehir'den Roma'ya giderek. Benim için çok özel senelerim geçti. Her zaman Avrupa hayalim vardı. Ve şu an Avrupa'da oynuyorum ve umarım uzun yıllar Avrupa'da oynarım ve en büyük hayallerimden bir tanesi de Avrupa'da futbolu bırakmak. İnşallah bunu gerçekleştirebilirim. 3 ülkede oynadım. Her yerde farklı şeyler öğrendim. Özellikle İtalya'da taktiksel olarak, İngiltere'de fiziksel olarak, Fransa'da daha güçlü bir oyun olarak. Kendi açımdan da her zaman kendimi geliştirmeye çalışıyorum oynadığım lige karşı. Şu anda artık daha tecrübeli bir oyuncuyum ve bu sene de olduğu gibi bunu çok iyi gösterdiğimi düşünüyorum. Umarım bir sonraki sene benim için daha iyi olur. Çünkü artık her şeyi öğrendim ve kendimi artık eskisinden daha güçlü hissediyorum. Evet, Cengiz'e başka sorumuz var mı acaba? Yok herhalde. Evet, teşekkür ediyoruz Cengiz. Ben teşekkür ederim. Evet, toplantımıza hocamızla devam ediyoruz. Buyurun, hocamıza sorularınızı alabiliriz. Emre Bey, buyurun. Öncelikle başarılar dileyelim. Yeni bir macera başlıyor. Aslında Cengiz'e sorduğumuz ilk sorunun biraz tekrarı gibi olacak ama C Ligi'nde biraz istediğimiz seviyenin uzağında başlıyoruz maceraya. Bu motivasyonlarını, hazırlıklarını nasıl etkiliyor ve buradan nasıl bir başlangıç umuyor hoca? First of all, we would like to begin by wishing the best of luck to you in the competition. Thank you. Obviously, we will repeat the question that we asked to Cengiz. It's about the League C competition. We are not in a place that we expect, and how this affected your preparations for the competition? I think it doesn't affect it in a special way. We are starting right now a new chapter. We are starting with a, let me say, after the retiring of Burak, with a new organization in the team. And the players, like Cengiz said, want to write their own history.
And so for us, in the end, it is important to win 4 matches and of course to develop our playing style. Aslında dediğiniz C liginde olmamızın bizim hazırlıklarımızda özel bir etkisi olmadı. Tabii yeni bir maceraya başlıyoruz. Buran milli takımı bırakması sonrasında yeni bir organizasyon tabii ki ortaya çıktı bu durumdan dolayı. Oyuncular kendi tarihlerini yazmak istiyorlar ve bunun da başarıya ulaşabilmesi için bu 4 karşılaşmanın da kazanılması gerekiyor. Evet, Berk Bey buyurun. Başarılar dilerim öncelikle 4 karşılaşmada. Şunu merak ediyorum, hoca geleli 8 ay geçti, yaklaşık daha doğrusu 8 ay oldu. Bu 8 ay içerisinde Türk futboluna dair, Türk milli takımına dair yaptığı tespitler nelerdir? Geliştirilmesi gereken yönler olarak neleri görüyor? Önde olduğumuz konular olarak neler var kendisine göre? Teşekkür ederim. Hem milli takım hem Türk futbolu açısından. Kesinlikle, evet. So 8 months passed already since your appointment as national team coach. What are the comments that you can make about Turkish football and Turkish national team? What are the things that you liked? What are the things that you didn't like? The pros and cons. Strong sides, weaker sides kind of question. Okay, first it was a little bit difficult to come in a situation where, let me say, the position in the group stage was not so easy. I think we found really quickly together. We are starting to create a kind of team spirit to be successful. To have this penalty chance in the 85th minute in Portugal, I'm sure this was something what we were dreaming of, to have this big possibility to make a tie. So with this I was satisfied. The result against Italy I did not like so much because I think Italy conceded 8 goals in 1 year before, and we could score 2 goals against them, and Donnarumma with 3 big saves. So it was only a part with which I was satisfied. And then it was clear that we now have to start a new chapter, like I said, a new story. We have a young team. This is, you can see the average age. I think it is one of the most youngest team in Turkish history. And we, everything, every thought, every step, everything what we are doing, it is only being prepared to qualify for 2024. In Germany. İlk dönemi hesapladığımız zaman, o zaman tabii gruptaki durumumuz kolay değildi. Hemen hızlı davrandık ve takım ruhuna odaklandık. Bunu geliştirecek işler yaptık ve tabii hepimiz Portekiz'deki kaçan o penaltı anını yakalayabilecek aşamaya gelmeyi çok istiyorduk. Hepimizin rüyası oydu. Bu bakımdan oraya kadar gelebildiğimizden dolayı tabii ki mutlu oldum. İtalya maçına bakarsak da şöyle bir güzel özellik öne çıktı. O zamana kadar bir önceki dönemde İtalya'nın toplam yediği gol sayısı 8'di. Ve biz o karşılaşmada onlara karşı 2 gol kaydettik. Ve Donnarumma'nın da 3 tane önemli kurtarışı oldu bütün bunlara rağmen. Tabii şu anda İtalya maçındaki performanstan dolayı gerçekten tatmin oldum. Yeni bir başlangıç, yeni bir hikaye yazıyoruz. O dönem şimdi kapandı. Yeni bir sayfa açtık. Genç bir takım olduğumuzu söyleyebilirim. Belki Türk milli takım tarihinin yaş ortalamasına baktığınız zaman en geç takımlarından biri. Her yaptığımız iş, her attığımız adım Euro 2024 finallerine kalabilmek için. Any comments about Turkish football in general? I think we talked a lot about what is the strength of Turkish football and what is maybe the weakness. Let me ask you a question. Cengiz said that his dream was all the time coming to Europe. He learned a lot in Italy, in France, and in England. So I think one of the biggest goals for the Turkish football must be that they can keep the young players. They are educating the young players in a perfect way, and that the clubs come back to, let me say, an international meaning
in Europe football, so that it is not necessary that all young players have the goal to go to Europe if they can play in good competitions, also here in Turkey. Aslında bu in Turkey. Aslında bu soruya şöyle bir cevap vermek mümkün olabilir. Az önce Cengiz'i dinlediniz. Size yaptığı açıklamalar sırasında Avrupa'daki deneyiminden bahsetti. Fransa'da, İtalya'da, İngiltere'de neler öğrendiğini, nasıl artılar kazandığını anlattı. Tabii bu noktada şöyle bir şey yapmak gerekiyor. Belki bu tarz mükemmel oyuncular yetiştirmek, uluslararası düzeyde oyuncuları burada yetiştirebilmek yapılması gereken bir şey. Böylelikle kulüpler uluslararası bir kimliğe, hüviyete bürünebilirler ve Cengiz gibi ben başından beri Avrupa'yı hayal ediyordum diyen oyuncularımız buradaki seviyenin yükselmesiyle birlikte belki de doğrudan bu kadar Avrupa mantığıyla düşünmeyeceklerdir, Avrupa'yı hedeflemeyeceklerdir. Seviye burada yüksek olsa belki de burada kariyerlerine devam etmek isteyeceklerdir. Hilmi Bey. Hilmi Severen'de olacağınızı öncelikle başarılar. Takımda eksik oyuncu var mı? Geçtiğimiz gün Rıdvan ayrı çalışmıştı. Orkun döndü. Yani bu oyuncuları tam olarak kadro tam kadroyuz diyebilir miyiz bu maçtan öncesinde? Can we say that we have a full strength squad now without any injury problems because we saw that Rıdvan trained separately and Orkun arrived a bit late. What can you tell us? Some small difficulties, but we will check how is the situation tomorrow, and then we will decide carefully because we have to look forward for all four matches. Birkaç küçük sıkıntımız var. Yarın son duruma bakacağız. 4 maçlık periyot olduğunu düşünürseniz ileriye dönük de dikkatli planlama yapmamız lazım. Dönelim tekrardan Emre Bey'e. Buyurun. Hocam zaman zaman göreve geldikten sonra taktiksel anlamda en azından milli takımda alışıldığın dışında denemeler yaptığını gördük. Kendi fikirlerini uygulamaya çalıştığını gördük. Bu 4 maçlık süreci bu anlamda bir fırsat olarak görüyor mu? Yeni yaklaşımlar görecek miyiz? Time to time we have seen some different tactical approaches from you in the games, which is quite unusual in the Turkish national team. So thinking about those upcoming 4 games, are you planning to make the similar kind of tactical trials? Is it so unusual from the position as a Turkish national team if you play against a number 4 in FIFA ranking or number 8 in FIFA ranking or now against number 100 maybe? I think I would be a bad coach if I would not change something. Now I think in next matches we have a lot, maybe a little bit more ball possession like in the other matches. We analyzed our last matches. We know what we have to improve definitely, especially right now our pass quality, the first ball take, the quality of the first ball contact. So these are things we definitely have to improve. And of course, I will change a little bit the tactic style because we are not playing against Italy or against Portugal. So I think we were working on solutions in offense, and we are also working on solutions in building up our game so that the quality of my players can be shown. Yani normalde FIFA sıralamasında 4. sırada yer alan veya 8. sırada yer alan bir takımla 100. sırada yer alan bir takımla oynadığınız zaman aslında hedeflediğiniz şey aynı. Sonuçta bir mantığınız değişmiyor. Başarılı olmak için sahaya çıkıyorsunuz. Ama biz ne yapabiliriz farklı olarak? Topa daha fazla sahip olacak bir taktiksel formül üzerinde düşünebiliriz. Neyi değiştirmemiz, neyi ilerletmemiz gerektiğini biliyoruz. Örneğin pas kalitemizi geliştirmek istiyoruz. İkincisi topa ilk temasımız, o anı geliştirmek istiyoruz. Tabii taktiksel tarzımızda da birazcık değişiklikler olacak. Ofansif varyasyonlar ve oyun kurma üzerine de farklı denemeler yapıyoruz. Berk Bey, buyurun.
kadroya ilk kez davet edilen oyuncular oldu. Bu oyuncularla alakalı antrenman performansını hoca nasıl buldu? Bu dört maçta kendilerine yer vermeyi mutlaka düşünüyordur. Neler söyler bu beş isim hakkında? There are a few players who have received their first call-ups to the national team. How did you find their performances and trainings? Very good. So it it shows that this contact between A national team and the U21, talking with the coaches, watching the training, this is the stage where the young players should be prepared for the A team. And I have to say, all of the young players are really there's nobody who gives me a heartache if I have to bring him on the pitch. Çok iyi buldum antrenman performanslarını, onu söyleyebilirim. A milli takım ile ümit milli takım arasındaki bu geçişi, iletişimi sağlayacak olan düzeni oturtma anlamında çok iyi oldu diyebilirim. Zaten Ümit Milli Takımı'nda idmanlarını takip ettiğimiz oldu, hocalarıyla görüşmemiz oldu. Bu irtibat, koordinasyon gayet iyi durumda. A takıma çıkan oyuncular anlamında şu anda kadromuzdaki çağırdığımız o yeni isimlerden hiç kimse sahaya sürdüğümde bana baş ağrısı yaşatmaz diye düşünüyorum. Hilmi Bey. Dün akşam da Ümit Milli Takım idmanındaydık. Oradaki oyuncularla da röportaj yapma şansımız oldu. Onlar da A Milli Takım'a kendilerini çok yakın görüyorlar. Bu değişim de onların umutlarını arttırmış durumda. Ümit Milli Takım'dan A Milli Takım'a en yakın gördüğü isimler kimler şu an? Yesterday we were in the under 21 training and we spoke with a few players and we saw that they are really hopeful about making the jump to the senior national team. If you would like to give a few names, which players could possibly make the quickest jump to the senior team? Nice try from him. İyi denemeydi gerçekten. If you could give names. No, we still look. It makes only sense if, for example, about the U21 players, my colleague from the U21 is talking because he knows the players much more better. I had contact with Burak. I think he's playing in Bielefeld because he came to Germany, and so it was a first contact to tell him that he's in the spotlight, that we are still looking for him also. But we did this also with 4, 5, or 6 other players, like I said, in Belgium, in Switzerland, in Austria, because this is our job. But in the end, for example, when we have to decide between Undav and Umut, and so we were saying, okay, I think maybe because he scored most goals in Turkey, so Umut deserved it maybe in this last point a little bit more. And then 2 days after an annunciation, he had research and doctor in France, and he said he cannot come. And so, of course, I called my U21 colleague. It is part of our philosophy that then the next one should be a U21 guy who comes up. I talked to Watford because recommendation was Thiago. Watford gave the right information, and so the decision was made that Thiago should come. Erden, he was a little bit longer on our list. He was injured in the last matches, but we still had contact and he could be prepared by the U21. And so it is going one by one. One is making really a good job in the goal. And yes, so I'm really satisfied how they are prepared for the A national team. Bahsettiğiniz oyuncular anlamında aslında tabii Ümit Milli Takım hocası olan meslektaşımın konuşması daha doğru olur detaylı olarak. Ama Burak'la temasımız vardı Bielefeld'de. Onunla görüştük. Artık Almanya transferi sonrasında bütün spot ışıklarının onun üzerinde olduğunu, daha sıkı takip edileceğini söyledim. Tabii 4-5 oyuncumuz var. Belçika'dan da İsviçre'den de buraya gelebilecek.
Milli takım kadrosu açıklanırken Undav, Deniz Undav ve Umut Bozok arasında hangisi arasında seçim yapsak diye düşünürken sonuçta zaten Süper Lig'de de en çok golü o attığı için tercihimizi Umut'tan yana kullanmıştık. Ama daha sonra bize sakat olduğu bilgisi iletilince son anda kadrodan çıkartmak durumunda kaldık ve acaba kimi alabiliriz diye düşündüğümüzde hemen Ümit Milli Takımımıza döndük. Oradaki hocamızla görüşmelerimizi yaptık ve Watford ile de görüştük. O görüşmelerin ardından doğru bilgiler her iki taraftan da gelince Thiago'da karar kıldık. Eren'den bahsedersek çok uzun süredir listemizde olan bir oyuncuydu. Son maçlarda sakat olduğu için aramızda olamamıştı. Ama şunu söyleyebilirim. Ümit Milli Takım'daki oyuncularımız A Milli Takım'a geçebilme adına gayet iyi bir şekilde hazırlanıyorlar. And for me it is easy, you know. My colleague, he told me he makes more characteristic of Cenk. And after the first training, when he was very, very quiet, and my colleague said that he's good character, he's talking, he tries to lead all the other players. So after the training, I was going to Cenk and said, hey, your coach told me something about you, but this is not the Cenk that he talked about. And then he said, I understand. The next day I got the Cenk like my colleague said. So this is easy because I have much more and better information about the players when they are coming the first time. I can handle it a little better. It is for me a little bit more easy to approach also in an easy way. And that makes it also for the player a little bit more easy because he said, okay, if my coach said, told him everything, so I don't have to be ashamed. Şimdi o Ümit Milli Takım hocası Tolunay Hoca ile yaptığımız konuşmalarda oyuncularla ilgili bilgi alırken Cenk ile ilgili bana şöyle demişti. Liderlik vasıfları olan, diğer arkadaşlarını da organize etme becerisi olan bir oyuncumuz. Ama burada ilk idmana çıktık. Baktım Cenk oldukça sessiz, hiç Tolunay Hoca'nın söylediği gibi değil yani. O yüzden idman bitince yanına gittim. Dedim yani ben senin hocanla görüştüğümde seninle ilgili çok farklı özellikler anlattı ama ben o Cenk'i görmedim bugün antrenmanda dedim. O da bir sonraki antrenmanda gerçek kimliğini gösterdi. Yani anlatmak istediğim şu, bir oyuncuya onunla ilgili bütün bilgileri bildiğinizi gösterince o da diyor ki tabii ki demek benimle ilgili bütün konuşmalar yapılmış, benimle ilgili bilgiler alınmış. O zaman kendisi de bir rahatlıyor ve utangaçlığını üzerinden atıyor. Tabii bu da iletişimin önemini ortaya koyuyor. Yeah, and meanwhile we tried to speak French because he has to go from Belgium, I think, back to Lyon. I think he belongs to Lyon. And, you know, because I'm living close to the French border, we are trying to speak French some words that I can prepare him to go back to Lyon. Tabii biraz da Fransızca biliyor, ben de biliyorum. Birazcık Fransızca konuşuyoruz aramızda. Şimdi kiralık sözleşmesi bitiyor, Lyon'a dönecek. Ben de Fransa sınırına yakın bir yerde yaşıyorum, Almanya'da. İnşallah onun için de hayırlısı olur Lyon'da. Başka soru var mı acaba? Peki, teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Teşekkürler. Mistikom'un sunduğu Ali Erim ve Mert Elam'la Hattrick sona erdi. Mistikom'dasın, Mistikom'da kralsın. Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.